Evet. Word ekranı görülüyor değil mi arkadaşlar? Word. Evet hocam. Görünüyor hocam. Tamam. Herkese Geldim. iyi günler. Başlıyorum ben yavaş yavaş. Geçen hafta yaklaşık bir saat kadar anlatmışız. İnternet kesildi. Bir daha gelmedi bizim en azından bulduğum ortamda. Şimdi kaldığımız yerde Gaussian Random Variables'larda kalmışız. Yani Gaussian davranan rastgele değişkenlerin incelenmesine kalmışız. Oradan alalım. Ondan önce bir iki cümleyle hatırlatmak gerekirse bu davranma ne demek yani? Biz PDF'ini kastediyoruz, değil mi? Bu random variable'ın Gaussian olmaması onun PDF'ini ilgilendiriyor. Yani olasılık yoğunluk fonksiyonunu kastediyoruz. Olasılık yoğunluk fonksiyonu tipleri var. Bir rastgele değişken alfa değerini alırken belirli bir PDF'e tabi oluyor. İşte bunlardan biri en meşhuru Gaussian function. Yani bir çan eğrisi tipinde bir dağılım fonksiyonu, density function'a sahipse buna Gaussian davranan random variable diyoruz. Böyle olmayabilir. Exponential bir PDF olabilir. Efendim uniform olabilir. Onu birazdan göreceğiz. Yani iki sınır arasında düzgün dağılan bir flat şeklinde olan bir PDF olabilir gibi. Ama doğadaki birçok fiziksel olaydaki ortaya çıkan rastgele değişkenin değer alması Gaussian function'a göre dağılıyorlar. PDF'leri bu tipte oluyor doğadaki birçok olayın. Dolayısıyla günlük hayattan da bir örnek vermiştik. Dedik ki işte not sisteminiz, sizin bağlı not dediğimiz sistemde alınan notların rastgele dağılımlarının bir X dersi için Gaussian olduğu genellikle kabul ediliyor. Çan eğrisi kavramı da oradan geliyor yani. İşte çan eğrisinin ortalaması var, mini var. Alınan notların mini, bunun varyansı var. Bu genişliği içinde bir eşik belirliyor program. İşte bunun dışına kalanları o dersten bırakıyor falan filan gibi. Yani Gaussian dağılım bu anlamda önemli. Şimdi o halde bu Gaussian function'ı nasıl yazıyoruz? Yani şöyle bir fonksiyon, x'in alfa değerini alma anlatan density function, Gaussian bir matematiksel formüle yazılıyor. Burada iki tane ana değişken var zaten. Bunlardan birisi varyans, bakın, veya onun karekök standart sapma, bir de mean. Yani bu rastgele değişkenin iki tane fiziksel anlamdaki parametresi, bu dağılımın mean'i ve varyansı. O zaman ben bu denklemi mean ve varyansla parametrize edebilirim, karakterize edebilirim. Yani mean ve varyansla oynayarak bunun genişliğini oynarım, bunun mean'ini bu tarafa kaydırabilirim, bu tarafa, yani mean'i shift edebilir. Örneğin şöyle bir Gaussian var, mean'i burada, bir tane daha var, mean'i burada, bir tane daha var, mean'i burada gibi. Mean'ler farklı farklı yerlerde oluşmuş olabilir. Değerler cinsinden, alfa değeri ekseni üzerinde veya bunların genişlikleri farklı olabilir. İşte varyansına bağlı. O halde bu eğri veya Gaussian function iki tane parametreyle modelleniyor demektir kabaca. Dolayısıyla bizim bu böyle bir dağılıma uyan PDF'e tabi olan bir random variable'ında mean'i ve varyansını bilmek, onun her şeyini bilmek anlamına geliyor. Evet, bunun devamında tabii bizim bu tek bir değişkeni kastedebiliriz burada olduğu gibi. İki tane rastgele değişken karşılıklı olarak birbirlerini etkiliyorlarsa, yani bir yerden veri alıyorsunuz, o x ile anlatılıyor, diğer y ile anlatılıyor. Bunlar jointly olarak, yani birleşik olarak ortaya çıkıyorlarsa ve bunlar arasında ortak bir PDF'ten bahsediyorsak, bakın bu single bir PDF, x'in alfa değeri alması. Şimdi x'in alfa, y'nin de beta değeri alması anlamında ikili değişken, multiple variable'lar var. Bu iki değişkenin, random variable'ın aralarındaki ortak yoğunluk fonksiyonla cross PDF veya joint PDF diyebiliriz. Birleşik probability density function diyebiliriz. Bu da Gaussian'sa, ikisi arasındaki ortak dağılım Gaussian'sa, bu uzun denklemle de anlatabiliyoruz. Yani değişmiyor olay. Burada bir A genlik parametresi var, aşağıda verilmiş. Nedir o genlik parametresi? Kimlere bağlı? Birincinin standart sapması, ikincinin standart sapması, ikisi arasındaki cross correlation katsayısı. Bakın bunun paydası da var. Ve ana denkleme baktığımızda da bu A'yı burada kullanıyoruz amplitude olarak. İçinde yine bunun iki tane temel değişken var. Nedir? X'in mean'i, Y'nin mean'i, X'in varyansı, Y'nin varyansı. Yani birleşik anlamda dağılan karşılıklı olarak
örtüşmeli dağılan bu iki rastgele değişkeninde ortak Gaussian PDF'ini anlatan yine iki cins parametre var. Mean, varyans. Evet, bunu böylece özetleyebiliriz. Şimdi Gaussian variable'lar, yani Gaussian davranan rastgele değişkenlerin ilginç bazı özellikleri var. Doğada işte o nedenle bu model, yani Gaussian davranış modeli çok kullanılır doğadaki değişkenler için. Evet, iki tane elimizde x ve y rastgele değişkeni olsun. Rastgele değişkenleri olsun. Ve bunlar tabii ki jointly Gaussian, yani şu yukarıda anlatılan ikinci denkleme tabi olarak dağılıyorlar. Jointly Gaussian PDF bağlı olarak davranıyorlar. A'lar ve B'ler kat sayılar olsun. Kendi aralarında constant'lar olsun. Bu iki rastgele değişkenin arasında böyle bir lineer ilişki, yani toplamsallık yazabiliriz. A x artı B y yazarsak yeni bir rastgele değişken elde ederiz. Z denilen. Yani bakın, bunların her biri birer rastgele değişen Gaussian, ortaklığa davranıyorlar. Z de sonuçta bir Gaussian yeni bir rastgele değişken olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla Z'in mean'i, yani ne demek bu? Z'in expected değeri veya standart, pardon, statistical mean'i veya expected value'su, yani first order momenti bu PDF'in veya MZ kısaca, değil mi? Nedir? İkisinin değişkenleri, şeyleri cinsinden, minleri cinsinden yazabiliriz. Yani bunların her biri birer nedir? E, Y. Bu nedir? E, X operatör. Yani teker teker istatistiksel ortalamalar böyle yazılabilir veya M sembolü de yazılabilir. Böyle bir ilişki var yani. Toplamsallık kendini şeyde de minler cinsinden de gösterir. İkinci bir özellik, bu Z'in varyansı, yeni toplamsal değişken, ikisinin toplamından veya linear combination'dan ortaya çıkan Z'in varyansı, yani Z kare, pardon, sigma kare Z, değil mi? Yine ikisinin varyansları cinsinden, ama bu kez katsayıların kareleri cinsinden bir ilişkiyle modellenebilir. Evet, böyle bir ilişki vardı varyanslar arasında. İkinci bir terim daha var. 2 A, B, evet, sigma x, sigma y ve rho x y. Bu cross correlation coefficient. Üçüncü bir özellik, bu ikinci özellik, bu bir, yani üçüncü özelliği şöyle sıralayabiliriz. Yine x ve y rastgele değişkenimiz jointly Gaussian davranıyorlarsa, biz bunları birbirinden estimate edebiliriz. Örneğin y rastgele değişkenini bir estimation fonksiyonu kullanarak x rastgele değişkeninden türetebiliriz, elde edebiliriz. Bu ilginç bir yaklaşık, bir şey. İlk defa duyuyorsunuz. Buna estimation diyoruz. Yani elimde rastgele değişken değer almış x var. Bir estimation, kestirim, Türkçesi kestirim. Kestirim fonksiyonu üzerinden, ki bu fonksiyon genelde linear bir function'dır, y'yi kestirebiliriz. Üzerine şapka koyuyoruz, ne oluyor? Kestirim. Yani bu y'nin gerçek değerinden farklı, onun adına kestirilen değer. Zaten bu tamamen bu olsaydı kestirim demeyecektik. Deterministik bir yaklaşım vardır o zaman, değil mi? Ne deriz? 2x çarpı 2x eşittir y deriz. Bu zaman deterministik konuşuyoruz demektir. Şimdi rastgele değişkenler arasında birbiri cinsinden birini kullanarak değerini bulma olayına kestirim diyoruz. Bu bulma fonksiyonu, kestirim fonksiyonu da estimation function oluyor. Tabii bunun bir hatası var, değil mi? Yani bu eşit olmadığına göre gerçek değerle kestirme arasında bir error var. Psi ile yazarsak bunu, bu hatanın karesel ortalaması, geçen de konuştuk bunu, bizi çok ilgilendirir. Bakın bu neydi? Gx, y şapka, değil mi? Yani y gerçek değer, x'ten bulunan y'nin karşılığı y şapka, arasındaki fark başka bir rastgele değişken. Yani D gibi, C gibi. Ne yapıyorum? Error, yani hata. Hatanın karesel istatistiksel ortalamasını alıyorum. Bu çok önemli göstergedir. Bu psi değeri veya ksi değeri ne kadar minimize oluyorsa bu kestirme o kadar kalitelidir. Yani hata, o hatanın gücü ve ortalama gücü, yani ortalama değeri, karesel ortalaması o derece küçülüyor demektir. Yapılan bu estimation olayı o kadar kalitelidir deriz. Evet. Genellikle de bir kestirim fonksiyonu örnek verirsek
doğrusal bir kestirim, çok kullanılan bir kestirimdir. Yani bakın, x gerçek değişken, bu var elimizde. Şu denklem yardımıyla y'yi kestiriyoruz. Burada bilinmesi gerekenler kestirim katsayıları a ve b'dir. Evet, doğrusal denklemle elde edilmiş. Evet, dördüncü özellik, yine bir x rastgele değişkeni alalım. Bu eğer zero mean bir rastgele değişken ise, ne demek zero mean? X'in statistical average'ı sıfır. Baştan böyle düşünürse, bu arkadaşın x'in n'inci kuvvetinin istatistiksel ortalaması, bakın x'in, ama kendisi zero mean, n'inci kuvvetinin istatistiksel ortalaması bir teorem gibi yazılabilir. Nasıl yazılabilir? İşte şöyle şöyle şöyle. Eğer n çift sayıysa bu şekilde, n tek sayıysa sıfırdır. Evet, bu da ilginç bir teoremdir. Şimdi burada o zaman olayı kapatıyoruz. Yani nereye kadar geldik? Rastgele değişkenin Gaussian PDF'inin olması durumundaki davranış özelliklerini özetlemiş olduk. Önümüzdeki sayfaları atıyoruz arkadaşlar. Bunlardan sorumlu değilsiniz. Nereye kadar geldik? Atıyoruz. Efendim. 3-3 ana başlığına geldik. Random süreçte, rastgele süreçlere geldik. Rastgele süreçler, yani random processes. Esas bizim derdimiz bunları anlamak. Bu buraya kadar anlatılan bir haftadır giriş taksimi yaptık. Yani rastgele değişken davranışlarını inceledik. Şimdi esas konumuz bunu anlamak. Rastgele süreçleri anlamak. Rastgele süreçler. Şimdi geçen hafta hatırlarsanız biz rastgele değişkeni tanımlarken istatistiksel bir deneyden bahsettik. İşte para attık, zar attık. Yani bir ne vardı? Benim bir sample space'im vardı. Hatırlatayım. Örnek uzayım vardı. İstatistiksel örnek uzayı bu. Dizinin sample'ları değil bu. İstatistiksel uzay. Yani bir takım probability condition'ların mevcut ettiği uzay. Örneğin para da iki durum vardı. Yazı ve tura geliyordu. Değil mi? İki tane event vardı. Zar'da altı tane vardı. Ve her durum için bu event iki tane durumu olduğu için herhangi bir para atma durumunda ya yazı gelir ya tura gelir. İki tane durum vardır. Olasılıkları da kabaca yakınsa birbirindeki, öyle de deneylerde. Yani yarı yarı %50-%50 ise bu bir, tura gelme olasılığında 0.5 bir cinsinden, yazı gelmeyi de 0.5 derseniz bunların toplamları 1'e normalize oluyor. O toplam olasılık 1'e normalize ediyorduk sample space için. Şimdi yeni bir kavrama geldik. Benim elimde yine bir istatistiksel uzay var. Sample space var. Burada herhangi bir istatistiksel koşulun yerine gelmesi, yani para olayındaki gibi. Para olayında omega 1 koşulu turayı anlatıyordu. X değişkenine 1 demiştik. Örneğin omega 2 koşulu yazıyı anlatıyor. Türkçe konuşalım. X değişkeni -1 almıştı mesela. Bu bize bağlı bir olay. Reel bir sayı atama yapıyoruz X değişkenine. Bu condition'da, istatistiksel condition'lar yerine geldiğinde bu uzayda mış gibi. Şimdi bu uzayda herhangi bir koşul yerine geldiğinde omega 1, omega 2, omega 3 koşul, istatistiksel koşulları vuku bulduğunda tek bir rastgele değişken değer alması yerine bir sinyal ürüyor. Yani her burada her bir omega için bir durum, tek bir single değer tahsis ediyorduk bir rastgele değişkene. Oysa burada her bir duruma karşılık bir discrete çalıştığımız için dizi var burada. Yani şöyle yapayım ben bunu. Bir dizi alıyoruz. X'en alıyoruz. Bu n. Bir, bu kime karşılık geliyor? Omega 1 koşulu yerine gelmiş. Yani paradaki yazı olayı gibi. Omega 2 koşulunda yine başka bir sinyal oluyor. Ben bunu continuous çizeceğim ama discrete bu arkadaşlar. Yani zaman kazanmak için yapıyorum. Aynı boyda bir başka sinyal alıyor. Yine burası n olsun. Bu hikayeyi uzatırsanız her bir koşula karşılık bir sinyal üremesi bize rastgele süreci anlatır. Yani rastgele süreçlerin mantığı nedir, felsefesi? Bir istatistiksel koşula karşılık o süreç bize bir sinyal üretir. Tabi bu sinyal analogtur, diskrittir. O teknik bir konu. Yani ben bunu buraya bir ne yapmışım örneğin? Bakın hemen günlük hayattan bir örnek vereyim. Kitap vermemiş onun. Hep onu veriyoruz. Mesela benim, değil mi? Beynim var. EEG kanallarım var. Tabi bunlar çoklu ikili kanallar ama iki tane kablo gider her zaman. Derivasyon. Değil mi? EEG çalışıyor. Beyni çalışıyor. Ve ne oluyor? Omega 1 koşulu. Ne demek omega 1 koşulu?
adamın gözüne ışık çakmışsınız. Deney yapıyorsunuz ve hayvanın gözüne. Bu kanallar ne oluyor? Birisi şu burada bir sinyal yürüyor. Bir başka koşul yerine gelmiş. Diğer yani böyle sinyal yürüyor gibi. Yani bunları böyle tam iyi örnek olmadı ama bu bir sürecin ürettiği sinyaller topluluğu bir ensemble oluşuyor bizde. Yani topluluk oluşturuyor veya grup oluşturuyor. O halde her bir istatistiksel koşula karşı bir sinyal var. Bunu unutmayalım. Şimdi evet bu süreç bir discrete, tabii ense burası. Bunlar sample'da bir sinyalleri, değil mi? Yani boyuna kadar burası, uyduruyorum. Bir saniye, bunu bütün zaman. Örnekleme şeyim var. Evet, burada ne var? 100 tane örnek var. Burada da 100 tane örnek var. Her sinyalin boyu 100 örnek. O halde bu süreç bana bir ayrık sinyaller topluluğu, ensemble oluşturmuş. Evet. Örneğin, bu zar atma olayında işte 6 tane kardeşim var, değil mi? Veya para atma olayında yazı geldi. Yazı diyoruz buna. Bir sinyal yönelmiş. Tura geldi. Diğer bir sinyal yönelmiş. Bunu anladınız. Evet. Mesela bu sinyalin biçimi ne olabilir? Kosinüzoidal olabilir. Sinüzoidal olabilir. Değil mi bu sinyaller? Mesela şu sinyal xn bir kosinüzoidal dizi olabilir. Kosinüs n omega 0 frekansında. Efendim burada bir tane daha gelir. Bu için buna x1 diyelim. X'teki n a kosinüs veya b olabilir. Genlik değişebilir. Veya a olabilir. Burada bir faz oluşabilir bu sefer. Bu kez. Faz random. Yani bu değişken, bu fonksiyonlar tıpatıp aynı değil. Yani ben burada bir kosinüs çiziyorsam yerini ya genliği küçüktür ya fazı kaymıştır. Yani bunların her biri birbirinden farklı kosinüsler. Çünkü rastgele ortaya çıkıyorlar ama her biri kosinüsoidal formunda bir fonksiyon olabilir. Dizi olabilir. Evet. Örneğin benim deneyim, para atma deneyi gibi deneyse, ben öyle bir deney yapıyorum ki benim sürecimde iki tane durum var. Rastgele sürecimde omega sample uzayında iki tane durum var. Omega 1 ve omega 1 koşulu yerine geldiğinde fonksiyon ne üretiyor bana? 1 değeri alıyorum. Omega 2 koşulunda eksi 1. Yani ben ne çiziyorum? Benim bütün sinyallerim artı 1, eksi 1 gibi böyle artı 1, eksi 1'lerden oluşabilir. Örneğin. Kaç tane giriyorsa arka arkaya. Bu da 4. Hep tabundan boyları aynı. Şöyle artı 1, eksi 1 arasında değer alıyordur. Her bir sample'ım. Bakın istatistiksel sample'ım değil. Sinyal örnekleri, yani n'de oluşan sinyal örnekleri. Demek ki kosinüsoidaldir. Böyle artı bir eksi bir arasında sıkışmışsa, başka ara değer alamıyorsa bu genlikler, böyle bir süreç Bernoulli süreci oluyor. Onu tam yazalım. Bernoulli proses süreci oluyor. Yani ne demek bu? Oluşan sinyaller artı bir eksi bir değerleriyle oluşmuş. Bernoulli süreci. Aşağıda verilmiş o, bakın. Aşağıda şekil 3-4'te tipik bir Bernoulli süreci verilmiş. 3-4A'da şekil 3-4A'da bakın görüyorsunuz. Değil mi? Boy ne kadar? 80 sample'mış. Kimisi arka arka 2 tane pozitif bir falan. Bunlar rastgele pozitif bir negatif bir oluyor tabii. Genlikleri böyle ama bundan ortaya çıkışları rastgele oluyor. Evet. Ben mesela bir daha bir yaptım. O da artı bir eksi bir arasında ama bu artı bir eksi bir adedi farklı oluyor orada. Yani buradaki kosinüsoidallerin birbirine tıpatıp benzememesi gibi. Şimdi biz bir rastgele sürecin ürettiği örneğin böyle bir Bernoulli dizisini, sinyalini, bunlardan çok var tabii o koşula göre, değil mi? Yani şöyle diyelim, bir atalım buraya. Benim değerlerim artı bir eksi bir. Ben böyle bir herhangi bir koşul için bunu bulmuşsam, omega 1 için bunu bulmuşsam, omega 2 için başka bir artı bir eksi bir topluluğu buluyorum. O da buradaki artı bir eksi bir sayıları buradakinden farklı. Anlattım herhalde. Yani anlatabildim. Kosinüsteki farklılık gibi. Şimdi böyle bir herhangi birini alsam ben, şunu alsam. Yani birincisini alsam x1n, o da x2n olsun. Hiç fark etmez. Böyle gidiyor bunlar. Bunu işleyebilirim ben. Bu bir discrete sinyal değil mi? Dizi değil mi? Ben bunu bir filtreyle işleyebilirim. Yani low pass, high pass, canım ne isterse. Bakın öyle bir örnek verilmiş. Basit bir IR filtre kullanılmış burada.
Yani bu sinyal XN sinyali ve X1N sinyali şöyle bir filtreden geçirilmiş. Filtrenin çıkışı YN olarak yazarsanız 0,5 ki bunları gördük biz. Değil mi? Bu sene A yani YN A kas sayısı vardı. 2 hafta önce gördük. Hatta 3 hafta önce gördük bu IRF filtreleri ve XN veya X1N şu. Bak işledik değil mi sinyali? Yani ne demek istiyorum ben? Filtreler ister analog dünyada olsun, kitap onu yorumlamamış burada. İster diskrit dünyada olsun ki analog dünyadaki filtreler devrelerdir. Diskrit dünyadaki de filtreler sistemdir, algoritmadır, fark denklemleridir, yazılır. Bu filtreler ister disk ister analog olsun da bir kutuyla gösterildiğinde, bir aşeni olduğunda bu IR olabilir, FIR olabilir. Bunun girişine deterministik gelip gelmemesi, yani bu XN sinyalinin deterministik olup olmaması filtreyi ilgilendirmez. Böyle rastgele bir sinyal de olabilir, deterministik bir sinyal de olabilir. Filtre ona impars dispansını uygulayarak bir çıkış üretir. Bitti. Filtre tarafsızdır yani. Filtre tarafsızdır. Girişinin deterministik olup olmadığını bilemez zaten. Bilmesi de anlamsız. Yani filtre fonksiyonu aşenli ikisini kombole ederseniz siz yeğeni bulursunuz. Bu deterministikse çıkışta deterministik. Bu randomsa çıkışta random. Ama filtre fonksiyonu deterministik her zaman aşen. Evet. Anladınız. Yani filtre tarafsız bir eleman. Ve filtrelenmiş çıkışta aşağıda vermişiz. Yani bunu smooth etmiş. Bazı değerlerini yumuşatmış bakın. O da şekil B şıkkında yani 3, 4'ün B şıkkında verilmiş. Yani işlerini işleyebiliriz bunu. Rastgele sinyalleri de. Peki. Şimdi aslında nedir arkadaşlar? Bu çizimi şurada yapalım. Bakın kitap bunu geç vermiş çizimi ama şekil 3-5'e bakalım. Bakın bu istatistiksel uzayı görüyorsunuz. Yani omega koşullarının vuku bulduğu omega 1, omega 2, kaç tane omega varsa. Yani para atma gibi. Efendim zardaki altı durumun gelmesi gibi falan falan. Her bir koşulda bir sinyal üremiş bak. Değil mi? Ve sinyalin değerleri, tabii ki disk konuşuyoruz biz. Bu rastgele böyle değerler almış. Bu değerlerin genlik olarak değer almaları değil mi? Nedir aslında? Bir random variable oluşturmuş bunları, bu genlikleri. Çünkü omega 2 olayı vuku bulduğunda bunlar hep aynı genlikler olmuyor. Bu arkadaş bu kez negatif olabilir, şu da negatif olabilir, bu pozitif olabilir, farkı küçük olabilir, büyük olabilir. Yani amplitütler bir rastgele değişkenin marifetiyle oluyor. Boylar aynı. Ve her bir sinyalde bir istatistiksel koşul ortaya çıktığında oluşuyor. Demek ki bizim bu diskrit olarak kaç tane sinyalimiz varsa her biri bir istatistiksel koşula bağlı. O halde ben burada bir N0 şeyi alsam, bir zamanı alsam değil mi? Bak, neredeyiz? Özür dilerim. Şurada N0 zamanı alsam aşağıya doğru. Ya N0 nedir? N'in diyelim ki 5. durumu N0. N 5 için, 6 için fark etmez. Değil mi? Buradaki bu küme ya bu. Yani şöyle baktığımızda aşağıya kadar kaç tane var bunda? Çok tane var. Ve bunları kapatıyoruz kümeyi. Ensemble oluşmuş. Bir tane de burada var. Hadi yani aşağıda bunu çizelim. Şöyle değil mi? N0 zamanı diyelim ki zamanın 5. anı ve 10. anı. O zaman biz ne yazıyoruz? N0 zamanında bu A değeri, bu B değeri, C değeri, E değeri. Bir ne var burada? Her time noktası için, her disk zaman anı için aşağıya kadar kanal sayısı kadar veya condition sayısı kadar değer topluluğu var. Değil mi? Burada bakın. Bakın şöyle. Değil mi? Şunu şöyle birleştirirsek arkadaşlar, şöyle ayırsak buradan. Değil mi? Aşağıya kadar bir değer var o zaman. Sonra diğer zaman için ya o kadar adet. O halde ben ne yapıyorum? Dikine aşağıya doğru bu proseste bir time indeksi ile karşı karşıyayım. Bakın. Bu her biri birer zaman noktası. İşte N1, N2, N3, N0, N5, N6 neyse. Her bir zaman noktası için aşağıya doğru ben şu sinyal sayısı kadar bir değer kümesi oluşturuyorum. Yani
bir x değişkeni alsam burada, buna ben x değişkeni desem, bu genlik x ne oluyor arkadaşlar? Şu genlik değeri x ne oluyor? Mesela a değeri alıyor, sonra neyi alıyor? B değeri alıyor, sonra işte c değeri, d değeri, e değeri, ne varsa en sonunda da f değeri az, 5-6 tane değer az. O zaman bu kim için? Bu kim için? N sıfır için. Yani n'in n sıfırdaki değeri için. O zaman biz ne diyebiliriz? N eşittir n sıfır anı için örneğin, değil mi? Yani şöyle diyebilir miyiz? Bu n sıfır noktası için benim elimde bir değer kümesi var. A, B, genlik değerleri var. E, F'ye kadar neyse. Evet. İşte bunlar rastgele genlikler o zaman noktası için. Bunların PDF'inden bahsedeceğim birazdan. Kaç tane var? 50 tane var. F'ten sonra da var. 50 tane böyle aşağıya doğru değer var. Bu bir küme değil mi? Değer alma kümesi. Kimin? X1'in veya X N0'daki için bir küme. Bunun PDF'inden bahsedeceğiz. Dikine bir mantıkla düşüneceğiz. Evet, bunu unutmayalım. Şimdi bu vurgu yaptıktan sonra yeni bir alt başlığa geldik. Ensemble averages'lar. Averages. Nasıl Türkçe konuştuk? Aferin bize yani. Arabesk konuştuk. Ensemble averages. Yani topluluk ortalamaları. İstatistiksel anlamda. Bu bir topluluk mu arkadaşlar? Bu ensemble değil mi? Bakın. Topluluk. Sinyal topluluğu. Grup. Şimdi bunların bu grup üzerinden ortalama, istatistiksel ortalama alacağız. Evet. Since the discrete time random process, this is random process, is a indexed sequence of random variables. Evet, bakın zaman indekslerinde gösterilmiş bir rastgele değişkenin aldığı değerlerle oluşuyor. O halde biz bu sürecin, bu random sürecin, rastgele sürecin, bu topluluk üzerinden, ki bu süreci tamamen anlatan değerler bunlar değil mi? Bakın, süreçteki bütün koşulları ben yerine getirirsem, diyelim 10 tane koşu, 10 tane sinyal oluyor. Bu sinyallere bakarak bu süreci tanıyorum ben. Diyorum ki bu süreç öyle bir süreç ki her bir koşulunda şunu veriyorsa ben bu değerler cinsinde onun hakkında yorum yapacağım. İşte bu insan beyni bir patlama, sismik bir sistem üretiyor bunu. Mekanik bir sistem üretiyor. Fabrikada bir kazan üretiyor. Bunlar sensörler falan filan. Bu sistemi, bu süreci ürettiği bu her koşula karşılık gelen topluluk sinyalleri cinsinden betimleyeceğim. Yani bu topluluktaki üzerinden istatistiksel ortalamalar alacağım. Ve sayısal değerlerim benim bunlar çünkü. Bu bilinmeyen bir süreç. Ama böyle davranmış. Evet. Şimdi ilk istatistiksel ortalamamız her zaman olduğu gibi mean. Yani first order bir statistical average mean. Ama kimin mean'i? Prosesin mean'i. Dikkat edin. Biz bundan önce ne anlattık? Tek bir random variable'ın mean'inden bahsettik geçen hafta. X veya Y'nin. Şimdi bir sürecin mean'i. O halde ne bu? Bir mean dizisi bulacağız. N değeri için. N burada ne? Şu. 50 tane N var. Her değer sinyalde 50 tane N var. N birden başlayacak 50'ye kadar değer alacak. Hep aşağıya doğru. Aşağıya doğru. N'in o değeri için aşağıya doğru düşüneceğiz. Dikine düşey düşüneceğiz yani. Evet. Ben ne buluyorum? O grupta n değeri için değerlerin istatistiksel ortalamasını alıyorum. Bunu daha sonra n1 için, n2 için tekrarlıyorum. Değil mi? Bu bir nedir aslında? Mean sequence buluyorum. Sequence mı? Neden sequence? Bakın. n1 için bir mean buluyorum. Aşağı kadar kaç tane var? 50 tane var. Bunların PDF'ini bileceğim tabii. Demin dedim ya. n1 için 50 değer. O andaki PDF bileceğim. Expected değerden mean bulacağım. N1 için. Sonra N2 için bir mean. N3 için ne olacak? Yatayda kaç tane var? Yatayda diyelim ki 50 tane değer var. Aşağıya doğru kaç sinyal var? 20 sinyal var. Dikkat edin. Değil mi? Bu N nereye gidecek? 1'den 50'ye kadar her aldığı değerde aşağıya doğru 20 tane değerden istatistiksel ortalama çıkacak. Bu 20 değerin PDF'ini bilmem gerekiyor. Dikine oluşan dik vektörün. Anladınız herhalde. O zaman her bir mean değeri bana bir mean sequence oluşturacak. Yani her n değerine bağlı bir mean. 50 tane mean var o zaman değil mi? 50 tane mean bulacağım. Mean o zaman
50 elemanlı bir, her biri bir ortalama değer. 50 elemanlı. Yani şuradan 50 kez yapacağım. Evet. Bu mantığı biraz genişletirsek, bu sürecin bir de neyi olacak? Varyansı. Değil mi? Sürecin varyansı. Variance of process. Aynı mantıkla. Varyans dizisi elde edeceğim. Yine aşağıya doğru düşüneceğim. N'in o değeri için 20 tane eleman üzerinden varyans bulacağım. Bir tane varyans buldum. Nedir varyans? Aslında tek single variable gibi düşünüyorum arkadaşlar. N'in her bir değeri bir single variable. Sonra ikinci single variable, üçüncü single variable. 50 tane single variable varmış gibi düşünüyorum. Ama o her bir single variable aldığı 20 tane değer üzerinden mean veya varyans çıkarıyorum. Varyansı biz daha önce yazmıştık. Değil mi? O andaki değerle, yani n'inci değer 3. Bütün aşağıya doğru, değil mi? Hangini kastediyorsam ve aşağıya doğru bulduğum mean'den onu farkını alıyordum. Bu farkın karesel istatistiksel ortalaması sanır. Temel varyans buydu. Bir rastgele değişken aldığı değer, onun mean'inden çıkarıp farkın karesel istatistiksel ortalaması ne verir bize? O andaki n için, yani o andaki random variable için bir anlamda varyans verir. Evet, ama bu benim için sürecin varyansı oluyor. Çünkü hepsini kullanıyorum yukarıdan aşağı. Peki. Peki bu sürecin niye var bir de? Oto kovaryansı var. Bu topluluğun. Oto kovaryansı var. Oto kovaryansı neydi? Şimdi tek bir single değer için ne demiştik biz? Bir zaman noktasında time lag kadar gidip, mesela tek bir dizi düşünün. Geçen haftayı hatırlatıyorum. Değil mi? Böyle bir şeyim vardı benim. Buradaki değerle, en değerle buna ne ekliyoruz? Time lag ekliyoruz. Bunun arasındaki korelasyon cinsten yazıyor. Çarpımının ortalamasını alıyorduk hatırlarsanız. Hatta önce autocorrelation alalım biz. Kitabın sırasına uymayalım. Bunu dördüye anlatalım kitap sırasına göre. Autocorrelation yazalım bu süreç için. X sürecinin K ve L. Bunlar zaman indeksleri olsun. Şekil düzenini açıklayacağım arkadaşlar. Önce bir tanımını yapayım. X, K, X, eşitlenik, L. Bu eşitlenik ve asterisk sinyal değerlerinin kompleks olduğunu düşünüyor kitap. Biz reel düşünelim, bunu almayabiliriz. Yani kitap genel düşünüyor. Şimdi bu ne demek? Önce bunu anlarsanız diğerini anlayacaksınız zaten. Bunun için şekli tekrar çiziyorum size. Yine bir şekil çizeyim size. Şöyle. Tamam mı? Bu topluluğumuz böyle bizim. Yukarıdaki. Bunlar boylarımız aynı. Kaç tane var burada? 1'den 20'ye kadar sinyal var. Sinyalin boyu da 1'den 50'ye kadar. Her birisi 50 tane de sample'ı var. Burada K ve L aslında zamanın üzerindeki özel anlar. Değil mi bak? K önce an. Kırmızıyla yapayım. K önce en değeri. Şuradayım. Bu K olsun. Yani n eşittir k olmuş. Nedir? Başlangıçtan 10 birim. Buradayım. K. K anındayım. Sonra k anındaki değerle ne yapıyorum? L anındaki değer. K ve L birbirinden farklı. L de burası olsun. N'in L değeri olsun. Aradaki fark da nedir? Uzaklık. Yani L'den k'yı çıkarırsanız burası 0 başlangıç, değil mi? L diyelim ki 10 birim. K 3 birim. 7 birim uzaklık var burada. Time lag, K, L farkı var. İşte K'ncı değerle L'ncı değerini çarparsanız bir sinyal, rastgele değişkenin ürettiği sinyal için tek bir şeyde o sinyalin autocorrelation'ını bulursunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Bir süreç için yapıyoruz bunu. Bakın. Süreç için yapıyoruz. Yani ne olacak? Bakın bu K'ncı değer için, L'ncı değer için. O halde ben, değil mi? Bu işlemi bu süreç için yaparsam bu sürecin autocorrelation şeyini, funk dizisini bulurum. Ama ne var? Bu çarpımlara, yani tabii bu ne yapıyorsunuz? K'yı sıfır alıyorsunuz, L ile oynuyorsunuz. Bütün zaman sonra K'yı bir yapıyorsunuz, tekrar L ile oynuyor. Yani bu döngüyle oluyor bu. Bütün zamanları tarıyorsunuz, bütün uzaklıklar için, bütün bu sistemin ürettiği sinyallerin sample'ları arasındaki ilişkiyi, autocorrelation şeyini
yapısını ortaya çıkarıyorsunuz. Tabii hep çarpımların istatistiksel ortalama olarak. Bize ne gerektiriyor bu? Değil mi arkadaşlar? Bunların PDF'leri gerek. PDF'leri. Ha, bu PDF'ler hepsi Gaussian olabilir tabii. Aşağıya doğru değil mi? Bu kümenindeki elemanlar Gaussian. Buradakiler de Gaussian olmak zorunda. Bu süreç tamamen Gaussian davranıyorsa komple aşağıya doğru düşüneceğimiz değer almalar da Gaussian davranacaktır. Dolayısıyla PDF olarak ben orada ne kullanırım? Bu istatistiksel ortalama hesabı için Gaussian PDF kullanırım. Anlaşıldı. Şimdi autocorrelation, sürecin autocorrelation davranışı bu. Bunun büyüğü ne? Autocovariance davranışı. Aynı mantık. Üç nolu anlatım. Yani ben bu sürecin x yine k y'yi anladınız. Ne yapacağım? Yine bir çarpımsal e operatörü, değil mi? O andaki k andaki değer eksi x'in nedir? K'daki şeyi mean değeri. Yukarıda mean bulmuştuk ya, mean dizisi. Değil mi? Yani nedir o K'daki? Şurası için mean. İstatistiksel ortalama. Veya L için mean. 20 tane değerden bulunan mean. Yani MXK, MYK bu demek. Evet. Kapatıyoruz. Sonra bunu L için yazıyoruz. L eksi MX. L kapatıyoruz. Tabi burada ne yapmış? Conjugate yapmış. İşte biri yani olaylar karmaşık değerlerse bunlar. Ama bizim için reel olduğu için buna gerek yok. Yine de biz kitabın gereği yazalım. Önemli olan şu çarpımın e operatörüyle bize kovaryans bulmak. Sürecin kovaryansı bu. Evet. Denklem kaç? 3.46. Equation 3.46'dayız. Demin anlattığımız, tabi önce bunu anlattık ya. Equation 3.47'ydi. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Çok önemli. Bu sürecin otokovaryans dizisi, bu şey dizisi söyleyeyim. Otokovaryans dizisi. Tabii minler sıfırsa, minler sıfırsa ne çıkar bu? Bu çıkar. Her zaman olduğu gibi. Bunlar gider. Şu çarpıma indirgenir bu çarpım. Yani mean means are zero. Autocovariance bu süreç için autocorrelation dizisine eşit çıkar. Evet. Bir güzel küçük bir özellik daha var. Eğer K ve L tesadüfen aynı değerdeyse, ne demek bu? Zaman uzaklığı yok değil mi? Yani K 3. anı yaşıyorum. L de 3. Yani o zamanı örtüştürüyorum. Kendi bir, buradaki difference time lag'i 0 almış. Uzaklık parametresi 0. If K ve L 0'sa, değil mi? K ve L 0'sa bu kez ne olur? Özel bir durum olur. Bu autocovariance dizisi K K olur değil mi? L K'dır çünkü. Ne olur burası? Varyansa eşit çıkar. Sürecin varyansına eşit çıkar. K ve L'nin eşit olması. Bunu nereden anlıyoruz? Equation 3.46'dan anlıyoruz. Buradan anlıyoruz. Bakın değil mi? Yani burada ne yapıyoruz? Yine tabii minler sıfır değil mi? Burada K, burada da K. Öyle değil mi? Yani hatta şöyle yap, özür dilerim. Şöyle yapalım. Burada K, burada da K veya burada L, burada da L. Dolayısıyla neden şeye eşit çıkıyor? Varyansa eşit çıkıyor. Varyans neydi? Onu hatırlayan eski bilgilerimizden. Varyans neydi? Bir tek bir değişkenin varyansı neydi? Yine e operatörüyle buluyorduk onu arkadaşlar. Değil mi? Onun değeriyle mean'i arasındaki farkın karesel ortalamasıydı. Öyle değil mi? Buydu. Yani biz bu sefer ne yapıyoruz? Burada bakın kare oluyor değil mi? Bu minler sıfır değilse, yani genel alalım. Minler sıfırdan farklı. Standart düşünelim. Bu iptali tabii bir an için unutun. Var bunlar değil mi? Burası K, burası da K. Bu çarpım kendisiyle çarpım kare değil mi? Kare oldu bak. Bu iki parantez aynı şey oldu. Burada K ise parantezin karesi. Yani kare.
Değer min, değer min kare iki tane. O halde varyans oldu bu. Demek ki biz KB'nin eşit olması durumunda otokovaryans eşittir varyans olur. Evet, bu otokovaryansı tabii dediğimiz gibi burada yaptık ya az önce. Otokovaryansı genel anlamda kapalı olarak autocorrelation dizisi ve mean'lerin çarpımı cinsinden yazmamız gayet doğaldır. Asterix var burada. Yine buna şey yapmayın, şaşırmayın. Yani şu olay eşdeğer olarak böyle yazılabilir. Şöyle bak. Yani şunu böyle yazabiliriz. Aynı şey. Mean'leri sıfırlayalım. Ne çıktı? Otokovaryans eşittir otokorrelasyon. İşte bu çıktı gene. Aynı şey. Gördünüz mü? Yani şu ifade aslında budur. Bu cinsten yazmaktır. Mean'leri sıfırlarsanız yine buna ulaşan ikinci özelliğe ulaşmanız mümkündür. Toparlıyoruz. Otokovaryans genel bir ifade. Genel bir ifade. Otokovaryansta mean'lerin sıfır olması durumunda otokovaryans eşittir korrelasyon dizisi ve KBL eşitse otokovaryans eşittir varyans. Böyle iki tane yan özellik türemiş oluyor. Peki, pratikte genellikle zero mean kabulü yapılır. Yani aksi söylenmiyorsa arkadaşlar, mean'ler daima sıfır demektir. Mean'ler sıfır demektir aksi söylenmiyorsa. Evet. Sıfırlayabiliriz de tabii bunu. O ayrı şey. Onu sonra düşünüp göreceğiz. Yani gerçek time average'larda bunu rahatlıkla görmek mümkündür. Evet. Yani siz bir süreci mean'ini sıfırlayarak şöyle bir işlemle bunu başarabilirsiniz. Mean'ini kendinden çıkarırsanız, değil mi? O mean'i sıfır. Bu arkadaşın mean'i sıfır versiyonu olur. Yani. Bu mean'i vardı. Mean'ini kendinden attınız. Değil mi? Mean'i sıfır oldu. Zero mean oldu bu. Ama adına da ne dediniz? Yeğen dediniz, ayen dediniz. Hiç önemli değil. Şimdi arkadaşlar buraya kadar anlatılan teori bir gerçek hayat örneğiyle ele alalım. Güzel bir örnek bu. Example 3-3-1. Evet, bu rastgele bir sürecin ürettiği sinyaller topluluğu vardı. Ve bu sinyallerde kosinüzoidal formunda olsun. Veya sinüzoidal. Elektrik mühendisliğine gelelim artık. Yani kendi işimize bakalım. Yani olayı sinyal domaininde incelemeye başlıyoruz. Harmonik proses diyoruz bunlara. Yani bir süreç. Bir süreç. Kosinüzoidal dolayısıyla sinüzoidal sinyal üreterek bu süreci temsil ediyorsak bu süreç, bu random süreç, harmonik süreç. Harmonik süreç, processes. Neden? Çünkü değil mi? Harmonik ne demek? Her bir kosinüs, sinüs bir harmonik demektir. Haberleşme elektroniğinde. Evet, ne yapalım? Benim üreyen bu sinyallerim kosinüs formundaymış. Birinci madde. Yani neymiş? A, sinüs, kosinüs aynı şey biliyorsunuz. Sinüs yazmış kitap. N, diskrete omega sıfır fi. Buyurun. Şimdi diyeceksiniz ki bu deterministik. Nasıl oluyor da biz bunu öğrendim diyoruz. Yani bunlar her bir kosinüs veya sinüzoidal birbirine benzememesi lazım değil mi? Omega 1'e karşı, omega 2'ye karşı. Evet. Benzemeyecek. Nasıl benzemeyecek? A'lar, hepsindeki A'lar eşit diyelim ki. Yani tepe değerleri aynı. Bak size böyle bir şey çizeyim. Hadi sinüs kosinüs fark etmez. Böyle çizdik. Frekansları da aynı olsun. Böyle gidiyor bu. Omega da aynı. Değil mi? Bir tane daha çizeyim. Bu A ne olsun? Şu yükseklikte olsun. Örneğin 1 ve eksi 1. Uyduruyorum. Bu da 1 eksi 1. A'lar aynı. Şunu çiziyorum. Peki bu bundan nasıl farklı olabilir? A'lar aynı, omegalar aynı. Fi ile oynayacağız değil mi? Yani buradaki rastgele değişken fi olsun. Ya ben bunun fazını biraz kaydırırsam. Bakın. Eskiden buradaydı tepe değer. Şimdi buraya kaydedim. Fazla oynuyor. Faz rastgele değişken yapılmış. Değerler değişti. Bakın aşağı doğru bir indireyim bunu. Şöyle bir zaman noktası alayım. Burada sıfırdan geçiyor. Burada eksi de. Aynı değerleri tutmuyor. Rastgelelik başladı bakın. Mesela değil mi? Burada pozitifte, burada şurada. Bu zaman noktası için.
aşağıya doğru düşünürseniz değil mi? 50 tane değer var böyle kosinüs var ama hiçbirinin herhangi bir zamandaki değerleri aynı değil. Çünkü faz kaydırarak olayı rastgele yapmışız bu topluluktaki elemanları. Yani buradaki fazımız rastgele değişken olarak karşımızda. Peki bu faz rastgele değişkense nasıl davranıyormuş bu? Yani bakın A'lar fixed, omegalar da fixed, rastgele değişkenim faz. Fazımız uniform PDF'e göre davranıyormuş. Gaussian davranmıyormuş. Genelde faz uniform davranır. Ne demek fazın uniform davranması? Bunun PDF'ini şöyle çizelim. Bakın faz değer alıyor. PDF bu. Fazın PDF'i. Evet. Ne alıyor faz? Şu arada pi ile eksi pi arasında değerler oluyor. Yani alfa değerleri değil mi bu? Yani x'in alfa değeri alması gibi faz da alfa değeri onun açı. Ne yapıyor bunu? Şöyle alıyor. Düzgün alıyor bakın. Düzgün. Gaussian gibi eğri değil. Veya exponential değil. Bu yükseklikle olasılık bu değil mi? Yani her değerin bakın sıfırla pi arasında sıfırla eksi pi arasında ortaya çıkan açı değerlerinin her biri eşit olasılıkta ortaya çıkıyor. O olasılığın değeri de 1 bölü 2 pi yüksekliğinde. Yani ben şunu kapatarak böyle. Değil mi arkadaşlar? Bakın. Bütün açı ara açıların ortaya çıkma olasılığı aynı. O olasılık değeri de probability olarak da 1 bölü 2 pi. Neden? Bunun tüm alanı 1'e normalize olması lazım değil mi? Bütün olasılık 1 olmayacak mı? Her halükarda. PDF'in alanı hep 1'dir arkadaşlar. Baştan beri söyledik. Neye benzedi bu? Para atma olayında değil mi? Hani artı 1 eksi 1 olayı vardı ya. Veya işte zar atma olayında. 1 bölü 6 idi o. Bak. Zar atma olayında her zarın o numarasının gelme olasılığı eşit olması ne demek? 1 bölü 6. 6 tane şeyi toplarsanız 1 yapar. Yani toplam. Bütün eventleri. Burada aradaki bütün eventler şunlar. Sınır pi ile eksi pi. O halde bu alan S alanı toplam olasılığı verecek bana. Çünkü density function bu. Toplam olasılık 2 pi çarpı 1 bölü 2 pi 1. Anladınız mı? Eşit olasılıklar ama o olasılıkların değeri de 1 bölü 2 pi. Evet, o halde ben fx'i yazabilirim fazın pdf'ini. Yani fx, pardon fi özür dilerim. F, fi artık şey ya, fi'nin alfa değeri yani açı alma değeri şu fonksiyon da anlatılıyormuş. Onu da ne yapıyoruz? 2 pi üzeri eksi pi. Yani 1 bölü 2 değerini alıyor. Kim için? For eksi pi ile pi arasındaysa alfa. Yani şu arabaysa görüyorsunuz. Diğer durumlarda 0 zaten. Dış durumlarda 0. Evet. Pardon şunu şöyle yazacağım. 0. Evet. Bunu anladınız. Şimdi bu sürecin kosinüzoidal, sinüzoidal böyle bir süreç sinyal üretiyor. Bunun şeyini bulalım. Mean'ini bulalım. Yani mean sequence'ini bulalım. MXN. Değil mi? Kaç tane varsa. Nedir bu? E operatörü. XN. Değil mi? XN'e ne uygulayacaksınız? E operatörü. Statistical average. Her N değeri için. Peki. Bu nedir? Şudur. Yani ben karşıma fonksiyonumu alacağım. Fonksiyonum ne? A sinüs n omega 0 fi. Fonksiyonu mu? Evet. Şimdi bunu işletelim. Bunu tanımımız neydi? Daha geçen hafta gördük biz bunu. PDF çarpı bir integralle bulunuyordu. Değil mi? Continuous düşünmüş bunu kitap. Yani noktalar cinsinden. Ve PDF çarpı değişkenin değeri integre ediliyordu. Onu burada implement ediyoruz bakın. Yani integralle eksi sonsuz artı sonsuz. Fonksiyonumuzu alıyoruz. Bu sinüs n omega 0 artı fi fx f yani daha doğrusu f fi alfa ve d alfa. Bu mean değeri budur.
veya işte E operatörü budur. Bunun sayısal değerini hesaplayalım. Bu PDF'in sınırları ne arkadaşlar? Bu sonsuz ama PDF bizim sonsuz sınırımızı küçültüyor. Bak, değil mi? Şu arada hesap yapacağız. Çarpım çünkü bununla yapılıyor. Onda var olduğu durum şu. Buralarda kimse yok PDF'te. Yani integral eksi pi ile pi arasında sınırlanacak PDF'ten dolayı. Evet. Şeyimiz ne? Fx'imizin değeri ne? Bu arada 1 bölü 2 pi değil mi? 1 bölü 2 pi yani şurası. Ve çarpı benim şeyim fonksiyon. Yer değiştirilmiş. Önemli değil. Evet. Alfa d alfa. 0 çıkıyor. Neden 0 çıkar? Bir sinüzoidal fonksiyon bu değil mi? Bunun alanı bu alan formülü değil mi? 0 çıkar. Yani bu sinüzoidalin pozitif ve negatif alternanslar eşit olduğu için düşünmeye gerek yok. 0 çıkar. Bu bir aslında aritmetik ortalama gibi bir şey. Alanı 2 pi'ye bölüyorsunuz. 2 pi arasında integre etmişsiniz. Yani ortalama değer arasında bildiğimiz adi aritmetik ortalamaya benzedi. Fonksiyon cinsinde. Evet. Dolayısıyla bu sürecin mini neymiş? 0. Bu süreç neymiş aslında? Zero minmiş bakın. Bulduk. 0 çıktı çünkü. Zero min proses olduğunu gördük. Peki. Şimdi bu sürecin bir de autocorrelation'ını hesaplayalım. R X KLS'ini hesaplayalım. İkinci aşama. Mini'ni hesapladık. Zero olduğunu gördük. Evet. Autocorrelation'ı yazalım tanımımızı. Teorik tanımımızı. E operatörü. Değil mi? K az önce gördük. XK ki bu eşleninin anlamı yok. R'ye çalışıyoruz. Buydu. Yani K ve L time indekslerindeki değerlerin çarpımına E operatörü buluyorsunuz. Yani bunu bu için yazarsak değil mi? Benimde ne var? A sinüs K omega 0 en yerine artı fi çarpı bunun için yazıyorum. Gereğel artık eşlenik kullanmıyorum. A sinüs K pardon L artık L'ye gelecek. L omega 0 artı fi. Evet. Yaptık. Yani şunu N yerine K bir de L koyduk değil mi? Tanımdan dolayı. N'in K ve L penceresinde cinsinden yapıyoruz bunu. Ve bu bir nedir? Şunun içi bunun içi iki tane sinüzoidalin yani omegaları farklı sinüzoidalin çarpımıdır. Fazları aynı olan iki tane sinüzoidalin çarpımıdır. Anlıyor mu? Çarpımıdır. O halde bu çarpımı ben trigonometrik olarak bir özdeşlikten faydalanarak basitleştirebilirim. Trigonometriden bilinen bir özellik var. 2 çarpı sinüs A çarpı sinüs B. Ki bunlar sinüsün önündeki açılar değil mi? Yani buradaki şu parantez diyelim A ve B'ye. Yani burada genlikler değil arkadaşlar. Keşke kitap böyle yapmasaydı. Bunlara başka bir isim verseydi ama bu A'lar bunlar değil. Yani sinüsün önündeki trigonometrik özdeşliği verirken bize şu parantezler opere ettiğimiz değerler A ve B olsun demiş kitap. Eşdeğerdir nedir bu? Kosinüs A eksi B yani şununla şunun farkı eksi kosinüs A artı B. Bu bir özdeşlik trigonometriden. Evet, bunu bir kırmızıya alalım isterseniz. Tekrar ediyorum. Bu A'lar B'ler bu A'larla alakası yok. Genlikle alakası yok. Şunlar yani. Şunlar. Evet. Evet. Tekrar siyaha dönelim. O halde biz ne yaparız? Şu çarpım yerine şu özelliği kullanırsak 2 olduğu için bu 2 yok burada. Kendileri var. Bu 1 bölü 2 ile başa gelecek. Dengeyi korumak için. Yani ben Rx autocorrelation denkleminde şurada bunu çalıştırdığımda değil mi? Bu 1 bölü 2'ler şuradan dolayı bakın. Trigonometride 2 var ama bende burada 2 yok. 1 bölü 2 ile olayı dengeliyorum. Evet. A'lar A kare. Esas genliklerim bu artık benim. Dışarıdaki genliklerim. Yani
Cibrisel gerginliğim bu. Ve ne oldu? Ne oldu? Şöyle oldu. Bakın. Ha, ben de onu direkt yazdım. Özür dilerim. Ben bunu yazmayayım önce arkadaşlar. Bir dakika ara işlemleri yapayım. Özür dilerim. Şunu yapalım yani. Tekrar Rx kaleyi yazalım arkadaşlar. Bu ne oluyor? 1 bölü 2 şuradan dolayı. Evet. A kare E operatörü kime? Kosinüs K eksi L yani buradaki A eksi B gibi. Değil mi? Omega 0. Evet. Sonra eksi yine 1 bölü 2 bu çarpımdan dolayı geliyor. A kare E operatörü değil mi? Bak E'yi dağıtıyorum buraya arkadaşlar. Bir buna dağıttım, bir buna. Bunun yerine ne yazdım? Trigonometrik karşılığını yazdım. Bunun her biri için değil mi? Ne oldu bu? Bakın şurada şuradan alındı. Bu böyleyse bunlar böyle çıktı. Yani eksilik oradan geliyor görüyorsunuz. Evet. E operatörü devam edelim. Kosinüs K artı L artı fi olarak şu yerim kalmadı. 2 fi. Neden 2 fi? Bakın. Şöyle yapalım. Efendim A buydu ya bakın şimdi. A buydu ya. B buydu ya. Unutmayalım trigonometriden. A ve B. A eksi B. Bundan bunu çıkarırsanız fiiler birbirini götürür mü? Çıkarmadan dolayı. Bak A'nın tamamı bu. K omega 0, L omega 0. Omega 0 parantezini alırsak K eksi L kalır. Şu ilk çıkarmadan dolayı. Fiiler birbirinden çıktığı için fi kalmaz. Buraya geldiğimizde şunu implemente ettiğimizde eksi yine genlikler A çarpı A kare değil mi? Toplam yapıyoruz bu kez. Bu parantezle bu parantez topluyoruz. Fiiler iki tane fi toplanıyor. İki fi yapıyor. Değil mi? Aradaki indisler de toplanıyor. Yine omega sıfır şeyi parantezi var burada tabii. Şurada omega sıfır şeyimiz var. Unutmuşuz onu. Evet. Anladınız herhalde. Yani buradaki yerine bunu tekrar tekrar koymuşuz. Peki o zaman buradan sonuca gitmeye çalışalım. Şunu işliyoruz gene. Devamında. Değil mi arkadaşlar? Şimdi ne oldu burada? Bakın bu arada arkadaş burada fi kaldı mı? Yok. Fi olmadığı için bu deterministik. Neden? Fi random variable'dı. Bu fonksiyon fi içermiyor. Bak içinde fi yok. Bu parça fi içermediği için fi yok. Random değil. Random değil. Burada fi var bakın. İki fi var hatta. Random parça burası. Çok ilginç değil mi? Autocorrelation'ın burası deterministik. Yani coefficient sabit gibi. İkinci terimi, ikinci parçası random fi içeriyor. Çünkü rastgele değişkenin fi. Dolayısıyla arkadaşlar peki burada burasını neden sıfır almışız? Bakın bu bir kosinüs fonksiyonunun şeyi midir? İstatistiksel ortalaması mıdır? Yukarıda yaptık onu. Mean'de bakın. Bakın. Ben mean'i hesaplarken ne yaptım? Bakın. Ha sinüsa kosinüs fark etmez. Alanlara eşit çünkü ortalama alıyorum. Yani şu integral sıfır çıkmışsa ha sinüsa kosinüs için ortalama adi aritmetik ortalama gibi davranırız. Yani bakın bu kare zaten şey dekor şu ara içer sıfır çıkar. Dolayısıyla bu terim sıfır. Neden? Tekrar ediyorum. Bu terimin ortalama değeri sıfır çıktığı için içerisi yani E operatöründen sonra burayı da götürür. Yani sağ taraf gitti. Sol taraf kaldı. O sol tarafta maalesef demeyelim fi içermiyor. Yani deterministik bir terim kaldı. Yani kim kaldı? 1 bölü 2 A kare değil mi? Neden E kalktı? Bu arkadaş fi içermiyor. Burada fi yok. O zaman deterministik bir ifadenin E operatörü kendisidir zaten. Bunu not alıyorsunuz. Rastgele değişken içermeyen bir ifadeye, fonksiyona siz E operatörü uygularsanız kendisi yani deterministik değerin E operatörü de kendisidir. Dolayısıyla ne kalır? Kosinüs değil mi? K eksi L omega sıfır kalır. Evet arkadaşlar. Çok önemli bir sonuca ulaştık. Demek ki benim bir sürecim varmış.
Bu süreç her statistiksel koşul yerine geldiğinde bir kosinüs fonksiyonu üretiyormuş diskrit olarak. Hikayeyi unutmayalım. Bir kosinüs fonksiyonunun rastgele olmasını da bir fi faz değişkeniyle halletmişiz. Onu uniform pdf'ini kullanarak bu faz değişkeni uniform pdf'e göre değer alıyormuş, rastgele değer alıyormuş. Ve sonunda o kosinüs fonksiyonunu birbirlerine göre rastgele yapıyormuş. Böyle bir süreç varmış. Ve bu sürecin mean'ini yukarıda ve şeyini autocorrelation dizisini bütün k'larla ilgili için bulmak isterse bunu implement edebiliriz. Şimdi ikinci örneğimiz veya çözümümüzün ikinci aşamasında bir başka süreç, yine bir sürecimiz varmış. O da bize o süreç yani prosesimiz her olay vuku bulduğunda bir exponential, kompleks exponential üretiyormuş. Reel bir kosinüs üretiyordu az önceki. Şimdi bu bir kompleks sinyal üretiyormuş. Böyle bir süreçmiş bu. Bunu görelim. Yani devamında. Yani benim sürecim her istatistiksel koşul vuku bulduğunda böyle bir kompleks, karmaşık yani karmaşık sayı üreten bir şeyimiz. Fazör ortamında üretiyor bunu. Öteki reel sinüzoidal yani reel kosinüzoidal üretiyordu. Ama fi'si ile oynuyorduk. Onu random yapıyorduk. Yine burada random veriyi buldum. Fi. Yani bu a'lar, omegalar deterministik değerler. Fix edilmiş bunlar. Bu kompleks exponential'ın randomize edilmesi kime bağlı? Fi'ye bağlı. Fi de yine düzgün dağılımlı. İşte pi ile eksi pi arasında. Bu değişmiyor. Ve bu öyle bir sürecin mean'i mean dizisi yukarıdaki gibi nasıl bulunacak? Şuna E operatörü uygulanacak değil mi? Demin sinüzoidal fonksiyona E operatörü uyguladım. Şimdi bunu uygulayacağız. Tekrar ediyorum. Rastgele değişken fi. Peki bu ne demek arkadaşlar? Bunun içinde ne var? Bunu açarsanız değil mi? Kosinüs artı j sinüs alfa mıdır bu? A genliğini dağıtırsanız bunu. Trigonometrik olarak. Değil mi? Benim neyim var aslında? Bu adam, şu arkadaş bir kosinüs sinyalle bir sinüs sinyalinin toplamı ama fiilleri yine random variable. O zaman ne var burada? Toplamsal bir şey aslında. Yani ben yukarıda ne gördüm? Sinüzoidal bir n omega 0 fi için ortalama değeri ben ne gördüm? Az önce yaptım bunu. Zero mean çıktı. Kosinüzoidal için de aynı kardeş onlar. Yani demek ki bunun içindeki her sinüs ve kosinüsün istatistiksel ortalamaları 0 0 çıkacağı için bu sürecin de şeyi 0 çıkar. Mean'i 0 çıkar. Evet. Peki bu sürecin varyansı ne? Yani bir exponential üreten, exponential dizi üreten bu sürecin varyansı özür dilerim. Autocorrelation'ı ne? Yani A'da mean'ini gördük. Şimdi B'de autocorrelation'ı hesaplayalım. Ne yapacağız? Autocorrelation tanımımız neydi? İstatistiksel tanım. Verilen fonksiyonun K, L, ki bu eşitlik alıyoruz. Artık kompleks o. Değil mi? Bunu çalıştırıyoruz. Yani ne yapıyoruz? E operatörü. Kim? A, orijinalini yazıyorum. J, K, omega 0 artı fi. Değil mi? Dikkat edin. Çarpı A eşitlik reel değer. Değil mi? Yani bu genlik de kompleks olabilir ama olmayabilir de. Esas bunu eşitlik yapan nedir? Buranın fazını terslemektir. Evet. Tam takım olsun diye bunu da eşitliğini almışlar. Reelse sorun yok zaten. Esas eşitlik bakın şu eksiyle ortaya çıktı. Değil mi? Her zaman öyle. L omega 0 fi bitti. Yazdık bunu. Autocorrelation bu tanımdan. Sonuçta ne oluyor? Bakalım. A kare olarak dışarı alırsak mutlak değer olarak. Eğer bunlar da arkadaşlar eğer kompleksse mutlak değer. Yok değilse sorun değil. Magnitude square alırız. Eğer kompleksse bunlar. Reelse sorun değil. Sadece magnitude square kendisi aynı square'dır. Ve E operatörü artık
Diğer kalanlara uygulanacak. Diğer kalanlar ne? İşte şununla bu. Değil mi? Tabanları aynı, iki tane üstel. Öyle değil mi? Bakın. Omega 0 parantezini alırsınız. Toplarsınız yani powerlarını. K'lar ve L'ler fark olur. Değil mi? Fi'ler de birbirini götürür. Bakın burada artı fi, eksi fi parantezleri açıp toplama yaparsanız kalan arkadaş şudur. Şöyle E, J, K, eksi L çarpı omega 0 kalır. Çünkü açıların biri artı biri eksi birbirini götürür. Sonuçta A kare, değil mi? Magnitude square yahut işte şeyse ne kalır? Şu reel değerde kalır. Kendisi kalır. Fi yok çünkü burada bakın. Fi kalktı. Yani göre bu deterministik bir değere kompleks olabilir ama deterministik. Fi içermiyor. Random veri içermiyor. E operatörü uygularsanız kendisi kalır. Yani kendisi kalır. K eksi L omega 0 kalır. Bitti. Demek ki biz bu sürecin autocorrelation dizisinde böyle yazdık. Mean'in zaten 0 olduğunu gördük. İş bilen bitti arkadaşlar. Şimdi alıştırma bitti. Bu nereye geldik? Sayfa 79'dayız. Evet. Şimdi arkadaşlar bu az önce biz ne yaptık? Az önce derken bu alıştırmadan önceki teorimiz neydi? Bizim bir tane sürecimiz var. Şimdi iki tane süreç olsun. Proses olsun. Biz bu ana kadar tek bir süreci inceledik. İşte bir tane benim sürecim vardı. Random sürecim. Omega koşulları yerine geldiğinde her bir koşulda bir sinyal yürüyordu. Bir topluluk, ensemble diyorduk ve bunları inceledik. Şimdi iki tane sürecimiz var. Bir X sürecimiz var, bir de Y sürecimiz var. Buyurun bakalım. İki olay var yani, Y. Bunun değerleri Y cinsindendir. Ve bunlar da yine, işte burada kaç tane koşulu var? Omega 10'a kadar, burada da omega 1'den, omega 10'a kadar istatistiksel koşullar vuku buluyor. Ve her biri yine burada karşılık olarak 10 tane sinyal örüyor. Rastgele tabii. Bunu Y değişkenini anlatayım. İki tane sürecim var. Bir nolu süreç, iki nolu süreç. Nedir bu? Mesela, değil mi? Ben işte bir cihazım var benim. Oraya bir prop takmışım. Ağaca bir süreç var, bir reaktör var, bilmem ne var. Bir yerden veri alıyorum veya bir sismik sinyal yakalıyorum. Yerin herhangi bir deniz altından, şuradan buradan sonda takmışlar buraya. Değil mi? Bir koordinatları var bunun. Bir de başka bir yere sonda takmışlar. 3 kilometre ileriye. Uyduruyorum. Bu X verisi üretiyor. Bu Y verisi üretiyor. Yani iki bölge ayrı süreç gibi. Bu. Veya dediğim gibi beyinde bir kanal, bir kanal. İki tane kanalı karşılaştırıyorsunuz. P3 kanalıyla EEG'de P4 kanalına. Aynı beyin ama farklı bölgelerden alınan EEG'ler. Ve burada mesela ne oluyor işte? Bu insan beynine örnek verelim. Daha güzel bir örnek bu. İnsan beyni. Burada bu adam gözü var. Burada ışık çakıyorsunuz buna. Bu bir kanaldan veri almışsınız. Bir de başka kanalınız var. Bu beynin belirli bölgesi. Bu da belirli bölgesini anlatıyor. Yani X verisi, Y verisi. Sen ne yapıyorsun buraya? Bir omega 1 koşulu için bir ışık çaktın. Değil mi? Bu arkadaş X grubu bir sinyal üretti. Y grubu da bir sinyal üretti. Omega 2 koşulu için bir başka ışık çaktın. Lambda ile oynadın veya şiddetinle oynadın ışığın. Değil mi? Yani her koşul ayrı. X'teki data böyle oldu. Y'deki data böyle. Anladınız mı hikayeyi? Böyle. İki tane grup veri. Sinyal topluluğu alıyorsun. İki tane karşılıklı süreç var. Evet. Şimdi böyle iki süreci karşılaştırmanız için verileriniz var elinizde. O zaman ne yapacaksınız? Cross mantık, çapraz, cross, yani ikisi arasında karşılaştırmalı bir analiz yapıyorsunuz. X grubu, Y grubu verileri. Evet, o zaman cross covariance yazıyoruz. Cross covariance, covariance. Ne demek bu ya?
Biz az önce ne yaptık? Veya yine cross covariance yazmayalım önce. Cross correlation yazalım. Yani R, X, Y, K, L yazalım. Evet, bakın. Şimdi benim birinci veri grubum var. İkinci veri grubum var. Rastgele bunlar da. Boylar aynı. Değil mi? Böyle yapıyoruz. Kapattık. Burası zaman olsun tabii ki, zaman. Discrete de bunlar. Sample sample. Burası N0. İşte X de orijinal. Kayıt başı. Evet. Ne yapıyorum? Burada K değeri alıyorum. Değil mi? Bakın. K, L neydi az önce? Aynı süreç üzerinde. K'yı burada alıyorum arkadaşlar. N'in K değeri bu. L'yi de burada alıyorum. K 5 olsun. Uyduruyorum. L 12 olsun. Sıfıra göre K, bakın sıfıra göre K 5. an. L de 12. an. Burada olsun. Anladınız mı? Buradayım. Yani K'yı buradan alıyorum, L'yi buradan alıyorum. Aradaki fark yine 7. Şimdi K'nın da 5 numarası burada. Şimdi bu grubunda, Y grubunun da. Değil mi? 5. Aradaki fark, burada K 5 ise, burada 12 ise 7'dir yine. Yani K eksi L difference'ı 7'dir. Window. Yani şu aradaki. Anladınız herhalde. Birini buradan, diğerini buradan. Pardon arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla bizim iki tane sürecimiz var. Ve iki sürecin zamanlarını ortak düşünüyoruz ama K ve L noktalarında bu yani şekilde aldığımızı ayırdığına varalım. Evet. O zaman cross correlation yazalım ikisi arasında. Yani birinden K, birinden L'yi seçerek yazalım. Artık mantığı anladınız. Deminden beri yapıyoruz bunu. R, X, Y K ve L'ye bağlı. Yine E operatörü, değil mi? Olacak. X'in K'ncı değeriyle Y'nin N'ncı değeri. Ha, buraya eşlenik yine koymuş. Eğer bu değerler komplekse, realse sorun yok zaten. Evet. Equation 3.49'dayız. Aynı mantıkla cross covariance yazalım. Auto covariance yazmıştık. Yine E operatörü. Ne yapıyorduk? X'ten K'ncı değer ve MX'i çıkarıyorduk. K'ncı an için aşağı doğru MX alıyorduk ya, dersin başında anlattım. Şöyle yapalım. Ve Y'den de pardon Y yapacağız bunu. Y'den de L değeri eksi M Y L. Yine eğer şeyse bunlar komplekste eşlenik. Anladınız mı arkadaşlar? Mantık değişmiyor. Yani birini bir yerden, birini bir yerden alıyoruz. Evet. Böylece bu yazdığımız önce 3.49 anlattım ya, hani karışmasın diye bu 48. Evet. Anladınız olayları. O halde ben yukarıda yaptığım gibi bunu yine bu CXY'yi uzatmayalım. Değişkenleri yazmayalım. Çok vakit oluyor. Cross correlation ve şey cinsinden, ortalamalar cinsinden MX, K, MY, L cinsinden yazabilirim. Mean'ler sıfırsa cross correlation, cross covariance eşit çıkar. Aynı mantık. Demin neydi? Auto correlation, auto covariance eşit çıkıyordu. Mean'ler sıfırsa. Burada karşılıklı süreçlerin mean'leri o zaman değerleri için sıfırsa, yani mean'in zero bir süreçse her biri, cross correlation eşittir. Bu nokta tabii. K ve L var burada biliyorsunuz. İki değişken. Cross covariance eşit çıkar. Bu da beklenen bir değer. İşte şimdi gelelim bu iki fonksiyon cinsinden, şu ve bu cinsten bu iki süreci benzerliklerini karşılaştıralım. İstatistiksel anlamda. Karşılaştırma yapalım. Ne yapalım? Diyoruz ki bu iki sürecin arasındaki bu cross covariance yani sıfır çıkmışsa hesapladık. Mean'leri böyle öyle böyle. Mean'leri sıfır değil hiç ölmüyor. Öyle onu bilmiyoruz. Hesapladık sıfır çıktı. Ne diyoruz? Bu iki süreç
Bir ve iki nolu süreç, iki kanal birbirine göre ilişkisizdir. Yani uncorrelated süreçlerdir. Birindeki değer ortaya çıkması diğerini bağlamıyordur. Yani X kanalının değerlerinin ortaya çıkması Y'yi ilgilendirmiyordur. Veya birbirlerine bağlı değillerdir. Önemli değer bu. Dolayısıyla biz bu durumda bizim bir de başka tanımımız daha gelecek. Ortogonallik tanımı gelecek. Ama ondan önce bir şey var mı bakayım, unutmayayım diye bakıyorum arkadaşlar. Evet. Eğer minler sıfır değilse bu cross kovaryansın, şu şekilde yazdık ya yukarıdaki denklem. Kaç dolu denklemde onu numara koymamış kitap. Bakın. İlişkisiz durum söz konusuysa, uncorrelated durumsa, değil mi? Şunun sol tarafı sıfır olacaktır. Sağ tarafı nedir? Böyle değil mi? Burası minlerin çarpımı. Böyle. Bunu bu tarafa atarsanız ne olur? Minleri sıfır olmayan bir süreçte ilişkisizlik, iki süreç arasında ilişkisizlik varsa bu Rxy ile minlerin çarpımı birbirine eşit çıkar. Bu taraf sıfır ya. Bunu bu tarafa attınız böyle olur. Ha, minler de sıfırsa zaten bu arkadaş da sıfır çıkar. Değil mi? Yani minlerin sıfır olduğunu bilmiyoruz. Ama bu iki süreç ilişkisizmiş. Yani cross covariance zero'ymuş. O zaman cross correlation minlerin çarpımı eşit çıkar. Ha, minler de sıfırsa o zaman bu arkadaş da sıfır çıkar. Herkes sıfır olur yani o zaman. Uncorrelated durum için. Ortogonallik iki sürecin, yani birinci ve ikinci kanalın diyelim. Yani X verisi üreten ve Y verisi üreten, grubu üreten iki sürecin dik olması, dik veya orthogonal, İngilizce okursanız, Fransızca okursanız ortogonal, dik olması iki sürecin, onların cross correlation'larının sıfır olmasıyla anlaşılır. Yani aralarındaki cross correlation sıfırsa, korelasyon yoksa bu iki süreç diktir. Diktir. Ama bu süreç tabii dik olması uncorrelated olmasını gerektirmez. Çünkü minler sıfır değildir. Burası sıfırdır ama minler sıfır değildir. Bu kez kovaryans mine eşit çıkar. Yani uncorrelated durum her zaman diklik anlamına gelmez. Minlerin durumuna bakmak lazım. Evet. Diklik de bu. Ortogonallik de bu. Bu da güzel bir yorum. Şimdi arkadaşlar aralık yerleri atıyoruz. Yeni bir alt başlığa geldik. 3-3-3 alt başlığı. Gaussian prosesler. Yani proseslerin Gaussian dağılama PDF tabi olmaları. Değil mi? Sayfa neredeyiz? 81'deyiz. Bu süreçlerin, yani bir sinyal grubu üreten, discrete sinyal grubu üreten bu süreçlerin Gaussian olması ne demektir? Oradaki rastgele değişkenlerin, yani bu süreçteki genlikleri oluşturan herhangi bir süreçteki sinyal topluluğu vardı ya, ensemble. Oradaki değer almaların PDF'inin özel olarak Gaussian olmasından bahsediyoruz. Gaussian function tipinde olmasından bahsediyoruz. O zaman bir sürecin, eğer o süreç Gaussian'sa onun Gaussian olması ne demek? Bir vektör olarak bakacağız. Yani çünkü benim neyim vardı? O bir değerim var. O değerler bir zamanda dizi, dikine doğru veya yatayda, dikine doğru aşağıya doğru değil mi? Bir değerler topluluğu var ve vektör oluşturuyor. Yani benim bir vektörüm var. Bu koyu harf yapamıyorum bununla. Altına nokta da koyabiliyorum. Vektör bu yani. İstersen nokta koyalım. Kitap bold basmış. Bir vektör, yani in time index olduğu için vektörle karşı karşıyayım. X1, X2, Xn. Evet, transpoz. O zaman ben bir süreçte tek bir single variable yerine bir vektör, bir
değerler topluluğuyla uğraşıyor. Zamana göre yatayda ortaya çıkmış. Evet, o halde bu sürecin yani X verisi üreten sürecin PDF'ini ben kim için alacağım? Bu vektör için alacağım. Bu vektör, bu data grubu için, veri değişkenler grubu için alacağım. Kaç tane değişken var? Değil mi? Evet. Vektör için alacağım ve bakın tek bir random variable değil bu. Random variable'lar topluluğu için alacağım. Ne çıkacak? Uzun bir denklem o. Kitabınızda var, tekrar yazmayayım onu. İşte 1 bölü 2 pi falan filan filan exponential falan. Ne, burada ne önemli olan ne var arkadaşlar? Bu denklemin içinde. Bakın. Bir mean vektör var. X vektör var. Veri vektörü. Yani değerler vektörü ve data vektör. Bunun mean vektörü var. Değil mi? Bu da vektör. Hani yarım saat önce açıkladık ya. Dikine doğru düşündük. Aşağıya doğru x değeri için mean'ler. Mean'ler, mean'ler, mean'ler. Evet. Bir mean vektörü var. Ortalama değer vektörü var. Bir de ne var? Kovaryans matrisi var. Cx. Kovaryans. Yani kovaryans değerlerini içeren matris var. Evet. Bu denklemde 3 tane değişken var. Evet. Gaussian bir sürecin PDF'ini anlatan Gaussian modelinin oluşumu. O zaman bu mean vektörü neydi? Bundan 45 dakika önce açıkladım bir sürecin mean'i. Mean vektöründe ne var arkadaşlar? Yazalım. Bir mean vektörü yazalım. Değil mi? Kaç tane değeri var bunun? M1. M n tane değeri var. Ne demek bu? Tekrar çizeyim size bunu. Bakın. Değil mi? Böyle miydi bu? Öyleydi. Değil mi? Bu discrete ya. Birden başlıyor. Bir değeri. Aşağıya doğru değer alıyoruz. Kaç tane kanalı varsa. Bir mean buluyoruz. Sonra 2 için mean buluyoruz. 3 için mean buluyoruz. N için mean buluyoruz. Boy bitti. Ben bu boyda kaç eleman var? 50. Bu n kaç? 50. Değil mi? 50 tane değer olan bir mean vektöründen bahsediyorum. Anladınız mı? Anladınız. Bunların her bir mi nedir? İçindeki her bir terim m1, m2, mn. Yani şöyle yapalım. Her bir mi değeri nedir? Aşağıya doğru olan değerlerin istatistiksel ortalamasıdır. Yani bunların i'inci değer bu ya. Bak, i sıfırdan n'e kadar değer almış. 50'ye kadar gidiyor. Zaman bunlar. Değil mi? İ zaman. Bu zaman için değerler. Bu zaman için değerler. Onların mini. Tabi burada ne gerekecek? PDF. Nasıl PDF? Tabi bu kabule göre Gaussian davranıyor bunlar. Evet. Peki. Bu kovaryansları anlatan matris vardı. Kovaryans matrisinin de elemanları var değil mi? Bir kovaryans matrisi Cx'de gösterdik. Süreç X'ti. Bu bir matris. Bunun elemanları var. Her bir elemana ne diyorum? Küçük ci dersem elementlerine. Her bir küçük ij bir matris ya bu. Ij yeri koordinatları nedir aslında tanım olarak? Bu xi yapmıştık ya burada bakın. Şunlar her biri birer xi. Xi eksi mi anlattım size ile çarpım x j eksi mc. Evet. İşte kovaryans matrisinin her bir elemanı bu sürecin bütün değerleri arasındaki kovaryansı anlatan bir matris. Ha, bu matrisin determinantı da önemli. Ona da böyle demiş kitap. Bu ne oluyor? Determinant of Cx. Şu notasyon. Evet. O halde bir Gaussian süreç, bir Gaussian davranan, yani içindeki eleman ürettiği verinin aldığı değerler Gaussian dağılıma göre gelişen bir sürecin karakteristiğini biz onu mean vektörü ve
kovaryans matrisiyle anlatırız. Yani mx ve mx vektörüyle ve kovaryans matrisiyle o süreci özetleriz, biliriz davranışını. İstatistiksel davranışını, o sürecin değer alma davranışını min vektörü ve kovaryans matrisiyle anlatırız. Şimdi bu çok önemli bir şey, sonuç. Sırada 3-4 alt başlığı var. Stationary süreçler, processes, yani durağan süreçler. İngilizcesi stationary processes, Türkçesi durağan süreçler. Durağanlık veya stationarity ne demek bir süreç için? Ona bakalım. Sinyal işlemede arkadaşlar genellikle aldığımız süreçlerde, sistemlerde bu süreçlerin, bir random prosesin istatistiksel ortalamaları, yani ensemble averages'ları nedir onlar? İşte mean'i, varyansı, kovaryansı, correlation'ı ne derseniz deyin. Bunları yaptık bakın. İki haftadan beri yapıyoruz. E operatörüyle hesapladığım herhangi bir şey istatistiksel ortalamadır. E kullanıyorsam. Mean'dir, varyanstır, kovaryanstır, correlation'dır falan. Genel anlamda istatistiksel ortalama diyoruz. E operatörüyle anlam bir şeye. Evet, bu istatistiksel ortalamaları veya ensemble averages'ları bir random sürecin genellikle zamandan bağımsızdır. Ne demek bu ya? Yani ben bir süreç alsam, o sürecin ürettiği değerleri, demin yaptık ya, hani i'inci değer var yukarıda. İ zamanı için baksam istatistiksel ortalamalarına, işte o mean vektörünün değerlerine, kovaryans değerlerine falan. Bir de bir başka zaman noktası için baksam. Yani 3 saniye sonraki değerine baksam. 5 saniye sonra. Bakıyorum yakın yakın çıkıyor bu istatistiksel ortalamalar. Yani zamanda böyle gidiyorum ben. Şu zaman noktasında aşağıya doğru ensemble averages'ler alıyorum. İşte mean alıyorum, varyans alıyorum, bilmem ne alıyorum. Bu zaman noktası ne oluyor? Zamanın 10 nolu anı. Bir değer çıkıyor. E operatörü cinsinden. Bir de E'nin 20 anın değeri için yapıyorum bunu. Ya aynı çıkıyor, yakın çıkıyor. Veya 30 an. Bu ne demektir? Bu istatistiksel ortalamalar zaman noktalarına göre değişmiyorlar. Bağımsız zamandan. Kime göre değişiyorlar? Dikine baktığımızdaki o veri topluluğunun şeyleri veriyor bunu. Oysa yatayda zamanda burada almışım, burada almışım veya burada almışım zaman noktası için bu etkilemiyorsa sonuçları, böyle bir süreç durağandır, stationary'dir deriz. Yani statistical invariance deriz bunlara. Zaman değiş, istatistiksel olarak zaman değişimsiz süreçler veya stationary süreçlerdir, durağan süreçler deriz. Bu durağan süreçlerde bir katı durum, katı durağanlık var. Strict sense, katılık, katı anlamda durağanlık var. Bir de daha mutedil, wide sense stationarity var. Bunları göreceğiz. Hangisi daha çok kullanılıyor? Bunlara bakacağız. Arkadaşlar, bugünkü dersi burada bitiriyorum. Haftaya yine bitmeyecek bir konu, ek ders yapacağım haftaya. Yani bunu bilin. Haftaya belki size de sorarak bugün akşamına veya bir sonraki güne, neyse, haftaya da bu chapter bitmeyecek. Bunu bir yere kadar bitirmek zorundayız. Konu kopuk kalacak. Yani bitirinceye kadar ek ders yapacağım. Belki iki tane ek ders yapacağım. Onu da bilin. Kendinizi ona göre hazırlayın. Sizlerle ona göre bir anlaşmalı olarak, yani dinlemeniz anlamında. Ha, zaten kayıt altında bu, ama dersi tabii az da olsa arkadaşların bir kısmı canlı olarak izliyor. Soru sormasalar da teknik anlamda. Ama ben şimdiden söylüyorum, en azından bir veya iki tane ekstra ders yapacağım haftaki dersin dışında. Evet, bu haftalık bitti. Sorumuz var mı? Var veya yoksa bilelim, dersi ona göre kapatalım. Var mı arkadaşlar? Yok hocam, teşekkürler. Yok hocam, teşekkürler.
Bir arkadaşın özel sorusu vardı. Ben kaydı kapatayım. Evet, tamam. Tamam, ben şimdi daha kaydı kapatıyorum. Bir saniye. Hı hı.